ameliyat mı edeceğiz? Ondan sonra da gerçek boyutu boşalt mı edeceğiz? Babasını falan da kaybedeceğiz. Yani. Biraz önce gördüğünüz gibi önce oksijensiz bırakma mantığıyla oksijensiz bırakıyoruz, ısıyorla kaldırıyoruz, daha sonra kaynağını kapatarak ne yapıyoruz? Tehlikeyi ortadan kaldırıyoruz. Bizim bakımlarını muhakkak yapmamız gerekiyor. Tabii yapmadığımız takdirde Allah göstermesin geri dönüşü olmayan sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yine tüplerimizin bulunduğu bölümlerde mümkün olduğu kadar hiçbir şey bulundurmamamız lazım. Zaman zaman havalandırmamız gerekiyor. Oradaki karışıklıkları, yani diğer koyduğumuz eşyaları, çöp kovasıydı, işte turşuydu veya bu tarz şeyleri falan oraya koymamız gerekiyor. Yine içinde yaklaşık %85'lik kısmı var. Sıvı, %15'lik kısmı da gazdan oluşan bir madde bu. Onun için tübümüzün durması gereken pozisyon her zaman dik olmalıdır. Yatay pozisyonda olmaması gerekiyor. Zaman zaman şu hataları da yapıyoruz. Tüp bitmeye yakın olduğu zamanlarda yan çeviriyoruz veya yatırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yapmayalım arkadaşlar. Çünkü biraz sonra göstereceğimiz görselde Alev'in ne kadar büyüdüğünü göreceksiniz. Herkes olduğunuz için herkese geldi. Şu anda bir canlandırmasını yapıyoruz, eğitimini yapıyoruz. LPG tüplerinin contalarından sızan gazla meydana gelen yangınlarda bir saniye bekliyoruz. Yangınlarda ilk önce panik yapmamamız gerekiyor. Paniği önledikten sonra kendimizi evimizde bulunduracağımız yangın söndürme tüpleriyle arkadaşımızın göstermiş olduğu gibi basit bir müdahaleyle hem evinizi, hem kendinizi, hem de diğer vatandaşların canını kurtarabilirsiniz. Alınan bir battaniye ile suyla ıslatarak LPG tüpünün etrafına arkadaşımızın gösterdiği şekillerde yaparak boğma yöntemini gerçekleştiriyoruz. Ve arkasından vanayı kapatıyoruz. Evet, ilk prensibimizdeydi. Hakikaten biraz önce baktık, beklenmiyor. Rüzgarı arkamıza alıyorduk. Ve hakikaten yukarı doğru çıktığı için güzel bir etkiyi ne yapıyorduk? Eğilerek devam ediyorduk. Yani... Bu yıl 307.sini kutladığımız 25 Eylül ve 1 Ekim arasındaki itfaiye haftamızı bugün de pandemi nedeniyle biraz daha tedbirlerimizi arttırarak burada vatandaşlarımıza günlük yaşantılarında başlarına gelebilecek herhangi bir olayda nasıl davranmaları gerektiğini, nasıl hareket etmelerini gerektiği ile alakalı kısa bilgiler veriyoruz. Bu bilgiler neticesinde olası can kayıplarının, mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Eğitimlerimiz, tatbikatlarımız tüm okullarımızda, tüm iş yerlerinde, kamu kurumlarında devam etmekte. Bunun akabinde biz de burada bir farkındalık yaratmak için bugün ekibimizle birlikte hem okullarımızdan öğrencilerimiz gelecek birazdan, hem de buradan geçen vatandaşlarımızın da az önce görmüş olduğunuz gibi bir LPG tüpü yangınında dikkatini çeken vatandaşlarımız hemen buraya kulak kabarttılar. Evlerinden nasıl müdahale edeceklerini, böyle bir olay başlarına gelmiş olsa nasıl bunu bertaraf edeceklerini kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde de vatandaşlarımıza kısa bilgiler vererek tehlikenin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bacalarını düzenli olarak yılda iki defa itfaiye ya da itfaiyenin yetkilendirmiş olduğu bir kurum tarafından, yetkili bir firma tarafından temizletmelerini önemle rica ediyoruz. Çünkü baca içerisinde biriken kurumlar zamanla sobanın kullanılması esnasında tutuşarak alev alıyor ve bacaları çatlatarak baca geçiş noktalarının bitişinde bulunan eşyaları tutuşturup daire yangını, iş yeri yangını, çatı yangını meydana getirebiliyor ve telafisi gerçekten çok zor olan zararlar
telafisi mümkün olmayan da manevi zararlar meydana getiriyor. Bunun için kesinlikle yılda iki defa bacaları itfaiye ya da itfaiyenin yetki vermiş olduğu bir kurum tarafından temizletilmesi gerekiyor. Şimdi vatandaşlarımız diyor ki tüp patlayacak, kaçın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Tüp şu an yan yatırdık ama bir dakika içerisinde patlayacak. Onun için bir dakika içerisinde geri kaldırmamız lazım. Hayır. Şöyle. Yanlış bilinen şey tüpün hemen patlayacağıyla alakalı. Tüpün içerisindeki gazın tüpün maruz kalmasıyla, ısıya maruz kalmasıyla genleşerek belirli bir müddet sonra patlaması meydana geliyor. Bu da şu anda arkadaşlarımız müdahale edebilirler. Müdahalemizi yapalım. Dönüyor ve gaz genleşmek istiyor. Kabına sığmıyor yani. Kabına sığmıyor ve patlamak istiyor. Bir yerden çıkmak istiyor. Tüplerin her zaman en zayıf noktası genelde üst kısımlarıdır. Ya da sağ ya da sol taraflarında firmalar bir tarafı biraz daha zayıf yaparlar. Komple patlayıp da bütün etrafını talan etmesiniz. Bizi ilk gördüğümüzde hiçbir zaman paniğe kapılmadan hemen biraz önce arkadaşlarımızın yapmış olduğu gibi müdahalemizi yapacağız. Müdahalemizi yaptıktan sonra da güvenli bir alan alacağız. O kuruluşu sağlayabileceğimizi göstermek istiyoruz. Şimdi anlatacağız. Önce ilk yardım nedir? İlk yardım şudur. Elimizde bulunan imkanlarla herhangi bir ilaç, bir araç kullanmadan kişilere yapmış olduğumuz acil müdahale yöntemidir. Şimdi bizim en çok doğru bildiğimizi sandığımız yapacağımız bir tanesi nedir? İşte bir öğle yemeği esnasında arkadaşımızla sohbet ederken komşeyi yudumladım. Bir anda arkadaşım bir espri yaptı, gülmeye başladım veya komşeyi yudumlarken konuşmaya başladım. Anlık bir refleks karışım sonucunda ne yaptım? İçmiş olduğum çayı yudumunu veya yemiş olduğum yemeği istemsiz bir şekilde soluk boruma kaçırdı. Şimdi ben bunu en basit yöntemde nasıl çıkartabilirim? Nasıl ben bunun üstesinden gelebilirim? Nesneyi çıkartamadı, dışarıya atamadı. Kişi ellerini boğazına götürdü ve kişi morarmaya başladı, kızarmaya başladı, konuşamıyor, öksüremiyor, herhangi bir şekilde size bir yanıt veremiyor, gözleri dışarı çıktı, yani artık ne olmaya başladı? Solunumunu kaybetmeye başladı ve kişi nefes alamıyor duruma gelmeye başladı. Bu işte bizim için tam tıkanıklık belirtisi. Peki ben buna ne yapmam gerekiyor? İşte hayat kurtarıcı bir hamle.